Sevgili tavşan halkı, pazarcı esnafımız ve yerli esnafımız. Bugün kaymakamlıkta yapılan ilçe hıfzı sıha kurulu toplantısının neticesinde COVID-19 ile ilgili alınacak olan tedbirlerin uygulamasına dönük olarak sizlerle beraberiz. Öncelikli olarak şunu ifade etmek istiyorum. Kütahya bölgesi kırmızıya neredeyse dayandı. Bugün çoğu ilçemizde, Kütahya bağlı ilçelerimizde, mesela Simav'da 6, Gediz'de 4, Domaniç, Aslanapa, Altıntaş gibi yerlerde 0 vaka var. Ama Tavşanı'da vaka sayısı 30'un üzerinde günlük. Yeni bir olgu çıktı bugün, mutant virüsü. Tavşanı'da artık mutant virüsüne de rastlanılmaya başladı. Bu haliyle işler acısı bir durum Tavşanı'nın konumu. Şimdi pazarla ilgili alınan bir kararımız var bugün. Aynı zamanda bu alınan kararın esnafımıza dönük olan bölümü de var. O da şu. Malum son iki haftadır pazarın yukarıda kurulması durumu, sebze pazarının noktasında konfeksiyonda aşağıda kuruluyordu. İki gün üst üste. Onun bir sonuç vermeyeceğini düşündük ve yeniden bir toplantı yaptık. Alınan karar şöyle, özetle kısaca anlatıyorum anlaşılması için. Yarın Perşembe, Cuma pazarında pazar kurulacak. Hem sebze hem konfeksiyon. Ertesi günü Cuma, yine pazar aşağıda Cumhuriyet Meydanı'nda bir istasyon caddesinde hem sebze hem konfeksiyon olarak kurulacak. Yani pazarlar yerlerinde kurulacak. Cuma pazarının meydanda kurulan, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan şeklinde farklılık şu, tamamıyla kamyonsuz olacak. Yani Cuma pazarları yarından itibaren, yarından sonra da yani Cuma günü itibaren tamamıyla kamyonsuz olacak. Yine yarından itibaren bir farklılık daha var, o da şu, pazara en son vatandaşın giriş saati saat 17.30. Tekrar ediyorum. Vatandaşa en son vatandaşın giriş saati 17.30. Pazarın kapanış saati saat 18. Yani 6. 17.30'da vatandaşın en son pazara girişi ve 18'de tezgahların kapatılması konusu hem Cuma pazarının oradaki Perşembe pazarında hem de meydanda kurulacak olan Cuma pazarı için, Cuma günkü pazar için geçerli. Kapılar sayıca düşürülüyor. Yani 12 noktadaki giriş 8'e düşürülüyor. Akşamüstü de pazardan çıkış kapısı olarak istasyon caddesinin en sonundaki sabahçı kahvelerin bulunduğu alan, Ziraat Bankası'nın ve Halk Bankası'nın karşılıklı iki kapısı, belediyenin önü, aynı zamanda kütüphaneye giden hat. Toplamda 5 nokta. Bunun haricindeki alanlarda pazardan çıkış yok. Yani 8 noktadan giriş var, 5 noktadan çıkış var. Bir diğer konu, pazarcı esnafımızın durumu ile ilgili. Kurallara uymayan pazarcı esnafı ile ilgili de alınan karar çerçevesinde bir sonraki hafta pazarda yer verilmemesi hıfzı sıha kurulu tarafından alınan bir karar. Yani pazarcı esnafımızın biz yanındayız. Yani Cuma pazarı ve Perşembe pazarının hem yukarıda hem aşağıda toplu bir şekilde yapılması konusu karara bağlandı. Yanlarında olduğumuzun göstergesi olarak. Ama fedakarlık noktasında pazarcı esnafımızdan şunu istiyoruz. Saat 17.30 itibarıyla en son girişler olacak ve bu saatten itibaren saat 6'da herkes tezgahını kapatacak. Bu konu hassasiyet gerektiren bir konu. Ciddi bir konu. Uymayanlar da ertesi hafta pazarda yer alamayacaklar. Hem Perşembe pazarında hem de Cuma pazarında. Yerli vatandaşımızdan da esnafımızdan da şunu talep ediyoruz. Mümkün olduğunca COVID-19 ile ilgili tedbirler, denetimler gerekli kurumlar tarafından ve personel tarafından yapılmakta. Kazanç hepimizin, rızk Allah'tan.
onun yolunda bulunuyoruz. Helalinden olsun düşüncesiyle. Ama ben kazanayım da ne olursa olsun mantığında hareketi lütfen terk edelim. İşletmemizin bünyesinde COVID-19 ile ilgili alınması gereken her türlü tedbire lütfen riayet edelim. Çünkü bu COVID devam ettiği sürece belki de ileriki dönemlerde yeniden eski kapalı günlere dönme ihtimali olacak. Çok da mağdur esnafımız olacak. Bunun olmasını kesinlikle istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın dediği gibi çözüm de bizde, tedbir de bizde. İnşallah onu yerine getirelim. Ben bu manada tekrar ediyorum. Cuma pazarı yerinde konfeksiyon sebze pazarı. Perşembe günü kurulacak. Cuma günü de yukarıda kurulan pazar aşağıda, yani cumartesi pazarı olarak gözüküyor. Kamyonsuz sebze ve konfeksiyon olarak kuruluyor. 8 giriş kapısı var, 5 çıkış kapısı var. Akşam saat 6'da herkes tezgahını kapatıyor. Saat 17.30'dan itibaren de pazara vatandaş alınmıyor. İnşallah bu kurallar hayatımıza yön verir ve tavşanı da COVID-19 meselesini biz kısa zaman içerisinde çözeriz. Bir diğer konu, bu vatandaşımıza dönük. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından COVID-19 ile ilgili yapılan analizlerde akraba ziyaretlerinin, cemaat toplantılarının, kadınlar arası günlerin, 65 yaş üstü insanların kendilerine tanınan zaman dışında dışarıya çıkışlarının, gençlerin yine kendilerine tanınan izin dışında dışarıda dolaşmalarının etkisinin olduğu aşikar, böyle bir tablo çıktı ortaya. Dolayısıyla lütfen günleri azaltalım. Damatların ve gelinlerin salı cuma meselesini erteleyelim. Cemaatlerin toplantıları, sohbet toplantıları ertelensin. Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı hepinize malum. Camilerde namazı bile bir ara yasakladı. Cumalar kılınmadı bu memlekette. Dolayısıyla sohbetlerin ertelenmesi kadar normal bir şey olamaz. Erteleyelim. Hakkı ve hukuka riayet edelim. Ve tavşanlıyı bu dertten, beladan kurtaralım. Sicilini temize çıkaralım. Bir konu, Kütahya azalıyor, tavşanı çoğalıyor. Diğer ilçeler temiz. Yani şu anda tavşanların karnesi zayıf maalesef. Bu hepimizin sorumluluğunda. Hayırlı günler diliyorum.